Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz 25 senelik bir yayın hayatımız var ve bu süre içinde birçok lansmana katıldım. Ama içlerinden bazıları var ki gerçekten unutulmaz. Bunlar benim için içinde biraz da klasik araçları içeren lansmanlardı. İşte şimdi gideceğimiz lansmanlar da onlardan bir tanesi. Porsche Turbo'nun 50. yılını kutladı ve müzeden çıkardığı araçları bizim kullanımımıza verdi. Çok özel bir rotada çok özel araçları kullandım. Şimdi gelin hem araçları inceleyelim hem de bu güzel rotayı hep beraber izleyelim. Bugün otomobil dünyasında bir dönüm noktasını kutluyoruz. Porsche Turbo modellerinin 50. yılı. Turbo şarjlı motorların Porsche ailesine katılmasıyla birlikte hız, performans ve mühendislik arkası bir döneme adım atıldı. Bugün bu ikonik serinin tarihine ve bazı efsanevi modellerine göz atacağız. Porsche 1931 yılında Ferdinand Porsche tarafından kurulduğunda hedefi her zaman yenilikçi ve yüksek performanslı spor otomobilleri üretmekti. Ancak turbo teknolojisinin Porsche'ye katılması markanın kaderini değiştirdi. Aynı Porsche'nin Turbo'nun 50. yılını kutlaması gibi yine 50. yılını kutlamakta olan Romanya'nın hem otomobil hem de motosiklet tutkunları için efsane rotalarından biri haline gelen Transfăgărașan geçidinde Porsche Müzesi'nden çıkarılan ve günümüz turbo modellerini temsil eden toplam 6 Porsche ile enfes bir tura çıktık. Transfăgărașan, Romanya'nın Karpat Dağları'nda yer alan Avrupa'nın en ünlü ve etkileyici yollarından biri. Romanya'nın güneyinde Argeș ve Sibiu bölgelerini birbirine bağlayan 90 kilometrelik bu yol, Făgăraș Dağları'nın üzerinden geçerek olağanüstü manzaralar sunuyor. Şimdi Transfăgărașan yolunda sürmeye başladık. Bu yol gerçekten önemli bir yol. Çavuşescu döneminde Rusların Çekoslovakya'yı işgaline karşı yapılmış gizli bir yol. Çünkü askeri birlikleri buradan sevk etmek için yapılmış. Tabii o dönemin şartlarında oldukça zor böyle bir yolu yapmak. Bu yolu yaptıktan sonra da askeri amaçlarla kullanmışlar. 50 yıldır bu yol var ve 50 yıllık turbo tarihine denk geldiği için de biz ikisini birleştirerek bu keyifli yolda turbo modellerini kullanıyoruz Porsche'nin. Yolun yapımında kullanılan iş gücü ve ağır mühendislik çalışmaları oldukça zorlu koşullar altında gerçekleşmiş ve bu süreçte birçok işçi hayatını kaybetmiş. Yolu cazip kılan bir yandan doğal güzellikleri, diğer yandan keskin virajları ve tırmanışlarıyla sürücülere sunduğu heyecan. Bu yol özellikle otomobil ve motosiklet meraklıları için büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Bu yol gidiş geliş ve yılda aslında sadece 5 ay açık kalıyor. Kış nedeniyle yol kapalı oluyor ama küresel ısınma nedeniyle her sene biraz daha fazla geç kapanıp erken açılıyor. Şu anda bize verilen briefinge göre en fazla ayılarla temas edilen yer, yani en çok ayıları gördüğümüz bölgeye de girmiş bulunuyoruz. Burada ayılar insanların onları beslemesine alışkın olduğu için durduğunuzda yanınıza geliyor. Onlara bir şeyler veriyorsunuz. Ama tabii ki bunlar vahşi ayılar. Dolayısıyla
tedbirli olmakta fayda var. Biz de yine temkinli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yolun sağ tarafı biraz çukurlar ve taşlar var bu yolda. O yüzden yolu mümkün olduğu kadar soluna yakın, hatta ve biraz diğer şeride geçerek gitmekte fayda var otomobil kullanıcıları için. Bu yolda birçok motosiklet kullanıcısı da oluyor. Onlar için de bir mabet yollardan bir tanesi burası. Çünkü bu virajlarda motoru bir sağa bir sola yatırmak gerçekten büyük keyif. Transfagaraşan'da şu anda tam bir vadinin içindeyiz. Tepeye doğru tırmanıyoruz. Tepeye kadar çıkacağız bu arada. Birazdan güzel bir manzaralı yerde de mola vereceğiz ve manzaranın keyfini çıkaracağız. Gelelim kullandığım modellerin özelliklerine. 1974 yılında Porsche 911 Turbo 930 modeliyle tanıtılan turbo teknolojisi sadece bir performans sıçraması değil, aynı zamanda Porsche'nin yarışlardan ilham alan mühendislik anlayışını yol otomobillerine taşımasının bir simgesiydi. Peki turbo şarj Porsche modellerine ne kattı? Turbo şarjlı motor bir otomobilin gücünü artırmak için daha fazla havayı motorun silindirlerine gönderen bir sistem. Bu teknoloji daha fazla yakıtın yanmasını sağlayarak çok daha büyük bir güç üretimi sağlıyor. Porsche turbo teknolojisi bu teknolojiyi kullanarak motorlarını daha kompakt ve verimli hale getirdi ve otomobillerin hızlanmasını ve maksimum hızını etkileyici seviyelere çıkardı. Evet, 911 3.3 turbonun içindeyiz. Porsche tarihinin önemli modellerinden bir tanesi. Porsche Turbo serisinin ilk modellerinden biri olan 911 3.3 Coupe 930 dönemin en güçlü spor otomobillerinden biriydi. 3.3 litrelik turbo şarjlı motoru 300 beygir gücü üretiyor ve saatte 260 km hıza ulaşabiliyordu. Bu model Porsche'nin yarış pistlerinden ilham alarak geliştirdiği teknolojiyi günlük sürüş deneyimine taşıdı. 930 agresif tasarımı ve geniş arka kanatlarıyla o dönemin hız ve performans simgesi haline geldi. Turbo o dönem için büyük bir rol oynamıştı. Özellikle araçların güçlerinde bundaki turbonun devreye giriş devri özellikle üst devirlerde olduğu için biraz geç devreye girip ondan sonra dolu dolu yollarda aracı kullanabiliyorsunuz ama o girme aralığını iyi yakalamak, iyi hissetmek gerekiyor. İlk 4 çeker turbo Porsche modeli Porsche 959 oldu.
Porsche 959 1986 yılında üretilmiş ve aynı zamanda Porsche'nin dönemin en ileri teknolojisine sahip süper otomobili olarak bilinir. 959 4 tekerlekten çekiş, all-wheel drive ve turbo şarjlı motoruyla dikkat çeker. Bu model ilk olarak FIA'nın Grup B rally kurallarına uygun bir yarış aracı olarak tasarlanmış olsa da daha sonra sınırlı sayıda cadde versiyonu da üretildi. Porsche 959 o dönem için oldukça yenilikçi teknolojilerle donatılmıştı ve dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını da bir süre elinde tuttu. Turbo efsanesi 1990 yılında 964 kasasıyla devam etti. Bu model gelişmiş aerodinamik yapısı ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olmasıyla ön plana çıktı. 3.3 litrelik motoru 320 beygir gücü üretirken 964 turbonun daha stabil ve yol tutuşu yüksek bir sürüş sunması onu farklı kıldı. Aynı zamanda daha modern bir süspansiyon sistemiyle sportif sürüş konforu da sunuyordu. 1993'te üretilen 3.6 litrelik versiyonsa saatte 280 km'lik hıza 360 beygir güç ve 520 Nm tork üreten 6 silindirli motoru sayesinde ulaşıyordu. 0-100 hızlanması ise 4.8 saniye sürüyordu. Bir dönemin sonunu simgeleyen hava soğutmalı motorlarla üretilen son model olan 993 Turbo S, aynı zamanda turbo teknolojisinin ne kadar geliştiğinin bir göstergesiydi. 3.6 litrelik çift turbo motoruyla 450 beygir gücü üreten bu model, 0'dan 100 km hıza sadece 4.1 saniyede çıkabiliyordu. Aerodinamik olarak gelişmiş ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olan 993, adeta bir mühendislik harikasıydı. Yalnızca performansı değil, yol tutuşu ve sürüş keyfi de üst seviyedeydi. Ve günümüze geliyoruz. 911 Turbo S 992. Günümüz teknolojisinin zirvesi olarak kabul edilen bu model, çift turbo beslemeli, 3.8 litrelik bir motora sahip ve tam 650 beygir güç üretiyor. 0'dan 100 km hıza sadece 2.7 saniyede ulaşıyor. Porsche turbo modelleri sadece hızla ilgili değil, aynı zamanda sürüş deneyimi, mühendislik ve estetik açıdan bir devrim niteliğinde. 50 yıldır bu modeller performans tutkunlarının hayallerini süsledi ve dünya genelinde hız tutkunları için bir efsane oldu. Porsche Turbo her nesille birlikte gelişti, sınırları zorladı ve spor otomobil dünyasında kendine bir taht kurdu. ...50 yıldır bizi heyecanlandıran yolculuklar yaşattığın için teşekkürler Porsche. Eskişehir Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. ayağı ESOK Rally 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Organizasyon aynı zamanda Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Celal Gülerhan Rally Kupası'na da puan verdi. Eylül Cuma günü saat 14'te Odunpazarı Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayan rally'nin ilk günü saat 15'te yapılan Eskişehir Kent Ormanı'ndaki seyirci özel etabıyla devam etti. Yarışın ilk etabı olan seyirci etabı 8.67 kilometreydi. Pudra gibi olmuş zeminde dikkatli ve temkinli başlayan ekipler rakiplerini tartıyordu.
Uzun bir aradan sonra etaplara dönen Volkan Işık, sezonun ilk yarısında aracından istediği performansı alamayınca bu kez Skoda Fabia R5 ile parkura çıktı. İlk etapta 5'in zamanı yaptı. Seyirci etabının kazananı Kerem Kazaz oldu. Onu kendi evinde yarışan Buğra Banas izledi. Üçüncü zamansa Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan'dan geldi. Rally'nin ikinci günü saat 10'dan itibaren Uluçayır, Yukarı Alıca ve Kirazlı Çeşme etaplarının ikişer kez geçilmesiyle devam etti. Eskişehir'de etapların çok taşlı olması sebebiyle lastik patlatma riski yüksekti. İlk etapta best time yapan Volkan Işık, lastik patlatma riskini göze almak istemeyince ikinci etapta tempoyu düşürüp rakiplerinin hata yapmasını bekledi. Ancak beklediği olmadı ve ilk sıradaki Kerem ve Buğra etapları sorunsuz geçtiler. Toplam 7 etap tamamlandığında genel klasmanın ilk sırasında 46 dakika 35.8 saniye ile Kerem Kazaz vardı. Onu 8.6 saniye farkla Buğra Banaz izlerken liderin 35 saniye gerisinde Volkan Işık yer alıyordu. (Gülüyor) 15 Eylül Pazar günü saat 9'dan itibaren Yukarı Kalabak ve İdris Yaylı etapları ikişer kez geçildi. İlk 3 sıradaki pilotlar diğerleriyle arayı iyice açmıştı. Özellikle Kerem Kazaz ve Buğra Banaz arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İlk 2 sıranın gerisinde kalan Volkan Işık, yeni otomobilinin sürüş karakterine uymaya çalışarak daha temkinli bir pilotajla en azından ilk 3'te kalmayı hedefledi. Son gün ikinci etapta not hatasıyla 2 spin atarak ciddi zamanlar kaybetse de yerini korumayı başaran Volkan Işık yeni otomobiline çabuk alışmış gözüküyordu. Toprak zaten severim, toprakta gazlamayı, ama bu defa otomobili biraz farklı kullanmam gerektiğini anladım ben yarış içerisinde. Testlerde biraz anlamıştım ama daha çok ayarlarla uğraşmıştım. Hangi ayarda ben mutlu olurum diye düşünmüştüm. Eğlenceli oldu. Toprakta kullanmak her zaman zevkli, demin dediğim gibi. Ben sonuçtan memnunum. Son 1.5 into 2 sonra da saat 16'da sona eren rally Espark önünde düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Üç gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu rally, Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan ve 1 saat 18 dakika 55 saniyelik toplam zaman yapan Buğra Banaz Onur Azkalı ekibinin birinciliğiyle sona erdi. İlk olarak birinci ilan edilen ancak son etapta Fodepar yaptığı test edilince 10 saniye ceza alarak 1.2 saniye ile ikinciliğe gerileyen Parkour Racing adına Hyundai i20N Rally 2 ile yarışan Kerem Kazaz Corentin Silvestre ikilisi finish podyumuna ikinci olarak çıktı. Üçüncülük basamağında Toksport WRT adına Skoda ile yarışan ve 1 saat 20 dakika 41 saniye ile Volkan Işık Levent Gür ekibi yer aldı. 44 ekibin tamamlayabildiği rallide sınıf N'de Orçun Nural, Süleyman Terzioğlu, sınıf 3'te Efehan Yazıcı, Mehmet Akif Yalçın, iki çeker ve sınıf 4'te Refik Bozkurt, Soner Tamer, sınıf 5'te Seycan Sağroğlu, Güray Akgün ilk sırada yer alırken master pilotlarda Uğur Soylu, kadınlarda Burcu Çetinkaya, Fabrizia Pons birinciliklerin sahibi oldular. Türkiye Rally Şampiyonası'nın en genç şampiyonu Ali Türkkan, talihsiz bir yarış çıkartarak zirveden oldukça uzakta yarışı tamamladı. Celal Güleran, Tosfet Rally Kupası'nda ise Berkay Erdoğan, Muhammed Mataracı Eskişehir'den zaferle ayrılırken Ömer Gür, Aras Dinçer ikinci ve Evren Olcay, Yenal Kaya da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular.
Kategori 4'te Hakan Akman, Rahşan Umutkara. Kategori 3'te Ömer Gür, Aras Dilçer. Kategori 2'de Berkay Erdoğan, Muhammed Mataracı. Kategori 1'de ise Faruk Sayın, Cansu Açar en hızlı ekipler oldular. Açar aynı zamanda Kadın Kopilotlar birincisi olurken, Kadın Pilotlar birinciliğini de İbrahim Yılmaz'la yarışan Hande Erdoğan kazandı. ...2024 Türkiye Rally Şampiyonası'na 4-6 Ekim tarihlerinde Kocaeli Rally'si ile devam edilecek. Kastrol Magnetek'te İşin Doğrusu'ndan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki İşin Doğrusu sorumuz, sizce otomobillerin geleceği nasıl olacak? Elektrikli araçlar mı kaplayacak her yeri diye sormuş bir seyircimiz. Buna ben şu anda dünyada cevap verebilecek, direkt net cevap verebilecek hiç kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Benzinli araçlar, dizel araçlar, tam elektrikli araçlar, hibrit ve hibrit türevleri. Arkasından şu anda sen de takip ediyorsundur. Hidrojenle çalışacak araçlar ki birkaç marka var şu anda bu konu bu noktada. Hem üretim yapan hem test üretimi yapan. Yani bunların hepsinin bir karışımı olacak gibi geliyor bana ilerisi için. Özellikle elektrikli araçların şehir içi için ben çok uygun olduğunu düşünüyorum. Şehirler arası için çok uygun olmasalar dahi. Hem biliyorsun en büyük çevre kirliliği şehir içlerinde yaşanıyor. Bunun bir hibritle takviye edilmesi, hele hibritin hidrojen gibi çevreyi kirletmeyen bir unsur haline gelmesi bence bu işin geleceği olacaktır. Bu arada içten yanmalı motorlar, yani benzinli ve dizel motorlar tamamen ortadan kalkacak mı? Belki günlük hayatta kullandığımız otomobillerde, araçlarda, ticari araçlarda dizel belli bir süreye kalkar ama ya burada gemiler var Murat, evet. Trenler var, uçaklar var. Yani hani uçakların da hibrit veya elektrikliye dönmesi bence şu anda gündemde değil. Yani bir anda değil, çalışmalar var tabii ki ama yani yakın gelecekte çok katılıyorum dediğine, bütün bunların karmasını biz trafikte göreceğiz. Bir de hani bir şöyle bir gerçek var, hani ülkemize baktığında ortalama yaş çok yüksek. Yani 10 yaşın üzerinde trafikte dolaşan bir sürü araç var. Bunların bir anda ortadan yok olması mümkün değil. Böyle bir ekonomi de yok. Bir de şunu düşünelim. Bu güzel bir örnek var aslında burada. Biz bunu Kıbrıs'ta konuşmuştuk. Neden Kıbrıs'ta sağdan direksiyonlu, soldan değil? Dediler ki bir gecede burayı bir soldan direksiyonlu nasıl yapabiliriz? Yani alışkanlıklar, trafik sistemi, araçlar ve bu araçlar ne olacak? Şimdi aynısı içten yanmalılar için geçerli. Yok edelim bir gecede, yasaklayalım kanunla, diyelim ki trafiğe çıkamaz. Peki o kadar elektrikli araç nasıl üreteceğiz? Bataryası, parçası, her şeyi şu anda üretim kapasitesi olarak zaten yeterli değil. Ya artı, böyle keskin artı bir geçiş olmayacak. Endüstriyel tarafı var. O içten yanmalı motorlara motor bloğu döken, piston döken, segment üreten, krank üreten ya da yani belki milyonlarca kişinin çalıştığı fabrikalar var. Siz bunları ortadan kaldırdığınız zaman bu fabrikaları kapatmanız gerekecek. Yani hani otomotiv sektörü, otomotiv üreticisi içten yanmalı motorun yerine elektrikli motor takıp aracı üretebilir ama sizin motor bloğu döken fabrikanın yarın elektrikli motor üreticisine dönmesi mümkün değil. Çünkü sektörler birbirinden, teknolojiler birbirinden tamamen farklı. Ama yani büyük resme baktığımız zaman son cevap olarak şunu söyleyebilirim. Ya ben tam elektrikli araçların, full elektrikli araçların eğer bir yeni bir batarya bulunmadığı takdirde, yani batarya teknolojisi değişmediği takdirde uzun yolda, şehirler arası yollarda, ticari araçlarda, gemilerde, trenlerde tek başına yürüyemeyeceğini düşünüyorum. Şehir içi için mükemmel. Bunun alternatifi de tabii hibritler. Hibritinde belki benzinli motor yerine hidrojenle dönmesi
bence bu işin geleceği evet, olacaktır. Ben de katılıyorum. Plug-in hibritler günümüzün bence en ideal çözümleri. Evde şarj edersiniz, şarjınız bittiği zaman yakıtla devam edersiniz. Şehir içinde tamamen elektrikle dolaşabilirsiniz. Şu an için bence en ideali hakikaten plug-in hibritler. Evet Serdar, teşekkür ediyorum. Bu soruyu soran arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir soruyla tekrar beraberiz.